Trump'a yönelik suikast girişimine ve Amerikan siyasetinde nelerin değişebileceğini konuşacağız. Hukukçu Yunus Emre Erdölen yayın konuğumuz. Yunus Emre Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk Merve Hanım. İyi günler dilerim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi tabii ki Trump suikast girişiminin ardından ilk kez halkın karşısına çıktı ki o günkü fotoğraf karesini de hatırlayalım. O suikast girişimi gerçekleştirdikten sonra kürsünün ardından kalkıp yumruğunu havaya kaldırıp fight, fight, fight diye bağırmıştı kendisi. Orada bir zafer sembolü olmuştu aslında Trump için. Şimdi ise halkın arasına çıktı fakat soru işaretleri henüz giderilebilmiş değil Yunus Emre Bey. Trump'ı kim neden öldürmek istedi? Trump'a saldırı neden önlenemedi? Birçok soru işareti var aslında. Neden öldürülmek istendi ve neden bu saldırı önlenemedi sorusuna cevap arayalım, ardından detaylandıralım. Trump'ı öldürmek için suikast girişiminde bulunan 20 yaşındaki Thomas Crooks aslında Amerika'nın hiç tanımadığı bir isim. Kendisinin sosyal medya hesabı yok. Lisede oldukça sessiz bir çocuk. Durmadan arkadaşları tarafından zorbalanmış, dalga geçirmiş, kıyafetlerinden dolayı eleştirilmiş. Çok yalnız bir çocukluk geçirmiş. Anne babası psikolojik danışman olmasına rağmen çok radikalleşmiş aslında küçükken. Sosyal bağları çok zayıf. Amerika'da bu tür suikastlerde ve bu tür yalnız kurtlar, işte tek başına kalmış, toplumdan izole edilmiş, çok daha işte sevgi ortamında büyümemiş insanların çok hızlı radikalleşebileceğini görüyoruz. Elbette ki bu suikastın bir siyasi motivi var. Çocuk Cumhuriyetçi Parti üyesi fakat demokratlara bağış yapmış. Annesi demokrat, babası libertaryen, yani üç partinin de olduğu bir aileden bahsediyoruz. Büyük ihtimalle şu anda FBI tabii araştırma yapıyor. Çocuğun telefonuna daha bugün yeni girildi. Henüz yalnız hareket ettiği tespit edilmiş. Fakat telefonundan elde edecek bilgilerle bu gelişebilir. Neden önlenemediği konusu ise çok daha büyük bir tartışma. Yani burada katil belli. Katilin büyük ihtimalle tek başına hareket ettiği de neredeyse belli. Fakat gizli servis, yani Amerikan başkanlarını ve eski başkanları korumakla mükellef olan gizli servis, ki Abraham Lincoln suikasta uğramadan önce böyle bir devlet kurumunun kurulmasına emir vermişti. Bu yüzden bir suikast üzerine kurulmuş Abraham Lincoln, Amerika'nın kurucu babalarından en önemlisi Abraham Lincoln'un suikastından sonra kurulmuş bir güvenlik kurumunun zafiyetinden söz ediyoruz. Hemen mitinge 150 metre uzaklıktaki çatıyı boş bırakmışlar. Şimdi bu çok ilginç. Gizli servis diyor ki benim görevim kendi küçük alanımı korumak, miting alanını korumak. Gerisine yerel polisler müdahale eder. Yani Pensilvanya'da bulunan o şehrin güvenlik birimi orayı korur diyor. Benim yetki alanım değil diyor. Tamamen klasik bir kendi sorumluluğunu üzerine atmak isteyen bürokrat kavgası. Ama burada bir eski başkandan ve yeni dönem içinde aday olan bir isimden bahsediyoruz ki hani bu isim zaten Amerikan siyasetinin de tartışmalı isimlerinden biri. Yani gizli servisin bu benim yetki alanıma girmez diye bir tavrı kabul edilebilir mi bu noktada? Yani işte şu anda zaten açıkçası demokratlar da cumhuriyetçiler de bu tavrı eleştiriyorlar. Yani bu kadar gergin bir ortamda siz nasıl o çatıyı boş bırakırsınız ya da yerel polisin o çatıyı neden korumadığından denetlemezsiniz diyor. Yerel polisle ilgili değişik iddialar var. Bir polisin çatıya çıkıp sonradan çatışmaktan çekinip geri indiği ve hemen ardından saldırının gerçekleştiği belirtiliyor. Seyirciler arasındaki insanlar saldırıyı fark ediyor. New York Times'ın haberine göre 2 dakika sonra saldırı gerçekleşiyor. Yani o 2 dakika içerisinde belki karşı çatıdaki sniperlar saldırıyı görseler saldırı önlenebilirdi gibi konuşuluyor. Tabii. Bütün bunlar araştırılıyor. Fakat buradan çıkacak sonucun Amerikalılar için pek bir önemi yok. Çünkü cumhuriyetçiler zaten demokratların ve Biden'ın derin devletin Trump'ı öldürmeye çalıştığına inanıyor. Demokratların çoğu Trump'ın kendi kendine bir suikast tiyatrosu düzenlediğini düşünüyor. Yani burada aslında FBI'nin araştırmasının, gizli servisin araştırmasının hiçbir Amerikalı nezdinde bir önemi yok. Herkesin kendi teorisi, kendi komplo düşünceleri var. Bu da Amerika'nın geldiği bu gerginliğin bir sonucu. Bu yüzden çok şaşırtıcı değil. Kimse aslında bunun cevabını merak etmiyor. Herkesin bir cevabı oldu zaten ilk saniyede. Ama bunun en aslında uygun olan biçimi hangisiydi? Yani işte Trump kendini mi vurdurdu? Artık seçimlerde zaten Biden'ın önündeydi ama garantilemek için yaptığı yorumları karşımıza çıkmıştı. Bu mu? Yoksa gerçekten bu Amerikan derin devletinin bir eli mi vardı? Bunun içinde belki yaşamında silikleştirilmiş bir karakter mi seçildi? Belki alttan alta bir şeylerin
planı mı yapılmıştı? Tabii ki bu da bir muamma konusu ve Amerika halkını düşündüğümüz zaman da bu teorilere sıklıkla Hollywood filmlerinden de alışkın bir toplumdan bahsediyoruz aslında. Ama o güvenlik zafiyeti gerçekten çok büyük bir soru işareti. Sizin değindiğiniz nokta çok doğruydu Yunus Emre Bey. Yani bir çatı var orada ve orayı boş bırakıyorlar. Ya bu gerçekten o Amerikan filmlerinde bile karşımıza çıkmayacak bir senaryo. Yani şimdi tabii şöyle bir durum var. Amerika'da o kadar çok büyük bir gerginlik ve kutuplaşma var ki, yani demokratla cumhuriyetçiler birbirlerinden ölesiye nefret ediyorlar. Evet. Yani Biden Trump için Hitler diyordu, bu seçim son seçim oluyordu diyordu. Trump da Biden'a hain işte Çin ajanı diyordu. Şimdi bu kadar çok sert bir iklimde bireysel silahlanmanın da çok kolay olduğunu unutmamak lazım. Amerika'da 18 yaşındaysanız mesela Pennsylvania eyaletinde yarı otomatik bir AR-15 silahını gofret gibi satın alabilirsiniz marketten. Çok rahat böyle bir silah satın almak. Evet. Şimdi bu kadar nefretin fazla olduğu, toplumun kongre baskınından beri birbirine düştüğü, birbirinden nefret ettiği bir düzlemde bir tane sosyal sıkıntı geçen, psikolojik sorunu olan bir gencin silah alıp kendini ünlü yapmak için dahi böyle bir eylemi yapabileceğini düşünebiliriz. O yüzden bu komple teorilerine çok gerek yok. Yani Amerika'nın her şeye müktedir, her şeyi yapabilecek bir derin devleti de artık yok. Çünkü Amerika çok büyük bir kriz içerisinde, çok büyük bir kaosun eşiğinde. Yani eskiden filmlerde iç savaşlar, çatışmalar, işte Amerika bölünüyor mu konuşulurdu. Fakat şu anda mesela son 4 senede sadece olan bu olay bu değildi mi? Hatırlayalım, Michigan valisini kaçırmak için çete kurmuşlardı. Evet. Kadını az kalsın kaçıracaklardı. Evet. Nancy Pelosi'nin evini elini kolunu sallayarak baltalı bir tane deli adam basıp kocasını duştayken öldürmeye çalıştı baltayla. Nancy Pelosi Amerika'nın müesses nizamının, Amerika'nın en güçlü demokratı. Kendi evini bile koruyamıyor. Hani şimdi kongre baskını düşürse, kongre baskınında çok tuhaf tuhaf insanlar kongreyi bastılar. Seçim sonuçlarını tasdik edilirken engellemeye çalıştılar. Orada işlerinde bir silah olsaydı, ateşli tüfeği olsaydı bazı kongre üyeleri öldürülebilirdi. İnsanların kapısını zorladı basan kişiler. Şimdi Amerika'da artık bu tür olaylara domestic terörizm deniyor. İç terörizm diyor. Yani Amerika uluslararası alanda terörle mücadele ettiğini söylerken şimdi kendi içindeki radikal teröristler de sağ veya sol, burada birçok bir şey fark etmiyor, kendi içindeki yerli teröristlerle mücadele ediyor. Bu çok ilginç. Yani şu anda Amerika çok büyük bir endişe içerisinde, siyasetçilerin korumaları arttırılıyor, dizi servisinin etkinliği arttırılmak isteniyor. Ve daha önce de bir sürü suikast oldu Amerika'da. Şey, Kennedy suikastleri, Nixon, Reagan, ya bunlar çok yeni şeyler değil. Fakat ilk kez demokratik bir sürece seçimi etki eden bir suikast girişimi var. Ve bu bir şeylerin devamı da olabilir, bir şeylerin başlangıcı olabilir. Bu yüzden çok büyük bir gerginlik var. Bu seçim sağlıklı geçmeyebilir endişesi çok haklı bir endişe. Yani evet, suikast girişiminin zamanlaması önemliydi. Ki dediğiniz gibi belki Amerikan tarihi dünyanın genelini düşündüğümüzde en çok suikastlara maruz kalan ülkelerin başında gelir. Fakat şimdi aslında şuna da değinmek lazım. Eğer Trump bu suikast girişiminden sağ çıkmasaydı ve suikast gerçekleşmiş olsaydı ve Trump ölseydi, bir iç savaşın başlangıcını konuşuyor olur muyduk? Çünkü kongre baskınından örnek verdiniz. Orada çok farklı gruplar vardı ki Trump'ın bir de fanatik taraftarları olduğunu biliyoruz. Böyle bir durumda nasıl bir Amerika'yı konuşuyor olurduk? Yani tabii ki buradan çok daha Amerika kongre baskını benzeri olaylar yaşayabilirdi. Çünkü bu saldırı tam Cumhuriyetçi Parti'nin adayını seçecek kurultaydan önce olacaktı. Kurultayda başka bir aday başkan adayı seçilecekti Trump ölseydi. Şimdi de bu sırada, yani Trump ölmedi ama sonuçta Trump'ın destekçilerinin radikalliği, öfkesi çok da arttı. Trump'ın vurulduğu mitingdeki sloganlardan biri belki kameralara yansımadı ama oradaki BBC muhabirinin anlattığına göre insanlar iç savaş, iç savaş, civil war diye slogan atmışlar. Şimdi ilk akla gelen bir karşı tarafı suçlamak ve bir çatışma zemini hazırlamak, iki taraf için de böyle. Şimdi böyle bir zeminde şu anda da çok büyük bir gerginlik var. Yani Trump şu anda birleştirici bir ton kullanıyor, makul durmaya çalışıyor çünkü merkezdeki seçmene ulaşmaya çalışıyor, zaferini garantilemek istiyor. Fakat büyük ihtimalle başkan seçilirse bu olayın intikamını almak için çok daha radikal tedbir atacaktır. Bu da Amerika'yı daha da gelecektir.
Yani bu Doğru. bir sürecin başlangıcı. 2020 yılından beri Amerika hiçbir, yani 200 yıldır sakin geçen, sıkıntısız geçen süreçleri yaşıyor. Ve farkındaysanız Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın diğer ülkelerdeki antidemokratik faaliyetleri için yaptığı kınama mesajlarındaki mesajların hepsi kendi ülkesinde replike ediliyor. Yani Amerika dışarıda kınadığı olayları bizzat yaşıyor. Evet. Bu da demokrasinin içinde bulunduğu o krizin çok trajik bir yansıması. Şüphesiz. Şimdi Yunus Emre Bey, peki bu suikast girişimi Trump'ı başkanlık koltuğuna bir adım daha mı yaklaştırdı? Ki Biden'ın önünde gözüküyordu zaten anketlerin genelinde ve canlı yayın karşılaşmalarında da yine Biden'ın çok çok önündeydi. Yaptığı açıklamalarla, konuşmalarla, Biden'ı hedef alan tavrıyla o canlı yayının sonunda artık aslında Amerika'da yeni başkanını tekrar kucaklamış gibi bir izlenim oluşmuştu bizde, ama bu suikast girişimi bir adım daha mı yaklaştırdı Trump'ı? Trump'ın zaferi zaten çok yakındı. Şimdi Trump'ın zaferinden çok Trump'ın nasıl bir başkan olacağı bu suikastle değişti. Yani Trump anketlere göre öndeydi. Biden adaylıktan çekinmedikçe, yerine genç biri gelmedikçe de bunu değiştirmek çok zor. Ya bakıyorsunuz mesela Michigan'da, Wisconsin gibi kritik eyaletlerde Demokrat Parti'nin senatör adayı Cumhuriyetçinin 10 puan önünde, Biden Trump'ın 3-4 puan gerisinde. Demokrat Parti seçmeni net bir şekilde Biden'ı desteklemek istemiyor, değişmesini istiyor. Evet. Şimdi bu Trump'ın suikastinden sonra farkındaysanız medyada Biden'a çeki çağrılır soldan. Medyanın ilgisi geçti. Trump'ın suikast olana kadar Biden CNN International'da, Demokratlara en yakın medya kanalında sabahtan akşama eleştiriliyordu. Yani Biden'ı medya mahvediyordu. Şu anda o konuşma bitti. Biden'ın yani Trump daha da yaklaştı zafere ama Biden de artı puan kazandı. Çünkü çekil baskıları azaldı ve Trump'a sahip çıkarak geçmiş olsun diyerek daha bilge bir kişi olarak kendini yansıtmaya başladı. Evet. Şimdi bu denklemde Trump'ın aksi bir durum yaşanmadıkça Beyaz Saray'a çıkacağını ben de düşünüyorum. Fakat Amerika o kadar öngörülemez bir yer haline geldi ki yarın öbür gün başka bir olay yaşanır. Bütün denklem değişebilir. Şimdi radikal, bir sürü radikal cumhuriyetçi, Trumpçı da var. Onlardan birinin demokratları mobilize edecek bir eyleme sebep olması. Tabii. Trump veya bir yeni başkan yardımcısı adayının böyle çok ırkçı, demokratları sinirlendiren bir gaf yapması çok büyük bir olasılık. Geçmişte bunlar oldu. Yani bu denklemler çok değişebilir. Bu yüzden şu anda seçim olsa Trump kazanır diyebiliriz ama Amerika'nın öngörülemezliği o kadar arttı ki seçim her an her şekilde değişebilir. Evet. Şimdi tabii Biden'ı belki kaybetme korkusu sarmıştır. O hem çekil çağrıları şu an son bulsa da birkaç zamandır aslında gündemin en üst sıralarında yer tutuyordu. Şimdi yaşı ilerlemiş bir isimden bahsediyoruz. Gaflarıyla ön plana çıkan bir Amerikan başkanından bahsediyoruz. Tüm bunları düşündüğümüz takdirde şimdi Trump'ın bir mottosu vardı. Ne derdi? Önce Amerika. Biden'ın biraz daha böyle işte evet önce Amerika yolundan gitti ama Trump kadar keskin olmadığını da görüyorduk. Şimdi demokratlar mı, cumhuriyetçiler mi dediğim takdirde ne dersiniz? Evet, bir anda Trump var, bir anda Biden ama Biden çekilirse veya yerine işte bir başka isim öngörülürse bu sefer Trump'ın o işte anketlerdeki önde olması ya da işte bu suikast girişiminden sonra yolunun biraz daha açılması ters bir etki yapabilir mi? Farklı bir yani isim konuşulursa. Demokratlar aday değişirse demokratların şansı artacaktır. Çünkü zaten Trump önde diyoruz da Trump böyle 6 eyalette nüfusu işte yani 20-30 milyon olan 6-7 eyalette böyle 100 bin, 175 bin oylarla önde. Şimdi bu kadar küçük farklarla olan bir seçimde siz yepyeni bir aday koyarsanız demokratlara ve sandığa Filistin mevzusu yüzünden, İsrail'e olan destek yüzünden küsen solcuları, gençleri tekrardan canlandırırsanız denklem değişir. O yüzden Trump da başkan yardımcısını genç bir isim seçti. Mesela 39 yaşındaki çok genç bir karizmatik cumhuriyetçi seçti. G.D. Vance, Ohio'dan, Midwest'ten o seçimin kritik geçtiği mavi yakalı beyaz Amerikalıların yaşadığı yerlerden birinden. Şimdi bu yüzden de demokratların kendi kampanyalarını yeniden dizayn etmeleri Trump'ın işini zorlaştırır. Ama Biden'a çekil baskıları çok azaldı ve bu saatten sonra ben Biden'ın koltuğu bırakmayacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda Biden adeta Trump'a çok fazla kol kanat geldi. Kendi tabanından tepki çekecek şekilde Trump'a geçmiş olsun mesajlarını çok sıklıkla yolladı. Hatta eleştiri tonu düşürdü. Geçmişte kendisini yanlış bir dil kullandığını dahi söyledi. Evet. Böyle daha
bir tecrübeli bir devlet adamı profili çizmeye çalışıyor. Kendisinin yerine genç bir ismin gelmesini bu açıdan yeni bir söylem ortaya koyarak da engelliyor. Yani zaten koltuğu bırakmaya niyetli değil. Bu saatten sonra hiç bırakacağını düşünmüyorum. Peki, teşekkür ediyorum Yunus Emre Erdoğan, katılımınız ve katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Evet, Yunus Emre Erdoğan yayın konuğumuzdu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki suikast girişimine ve seçimlere etkisinin ne olacağını konuştuk.